Merhaba, Bin Kripto'dan ben Yağmur. Bugün trend dönüş formasyonlarından çift ikili tepe formasyonlarını Dilerseniz başlayalım. Nedir bu çift tepe, ikili tepe formasyonları? Trend dönüş formasyonlarından biridir. Yani fiyat yükselirken, yükseliş trendindeyken sonlanacağı bölgeyi tespit etmek için kullanılır. Aşağıda da gördüğümüz gibi burada yükselen bir trendin fiyat belli bir bölgede dönüş oluşturduktan sonra, yani ilk tepeyi oluşturuyor ve ikinci tepeyi oluşturduktan sonra bu bölgeyi, dönüş bölgesini tekrardan test edip bu bölgeye geçemeyip yönünü aşağıya doğru çevirmesiyle oluşan aslında görüntüye biz ikili tepe formasyonu olarak ifade ediyoruz. Burada da gördüğümüz gibi düşüş trendi devam ediyor. Yükseliş trendindeyken fiyat ne oluyor? Düşüş trendine geçmiş oluyor. Peki bu formasyonda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Onlar nelerdir? İşaretlenen burada dönüş bölgelerinde, yani ilk tepeyi oluştururken birinci fraktal bölgesi ve ikinci fraktal bölgesinin aslında fitil olarak dokunması yeterli olacaktır. Yani şunu demek istiyoruz biz burada. Burada bu bölgenin üzerinde bir mum kapatmasını bekleyemeyiz. Ama fitil olarak burayı geçip tekrardan düşüşüne devam edebilir. Mum kapatabilir içerisinde, fakat üzerinde mum kapatmasıyla bu formasyon iptal olur. Aynı zamanda teyit almak için de burada birinci ve ikinci tepe oluştuktan sonra fraktal yapılarına bakarak da burada bir uyumsuzluk, aslında RSI indikatörüyle de aşırı alım bölgesinde olarak bir uyumsuzlukla birlikte bir teyit alınmalıdır. İşleme giriş için ikinci tepe oluşumundan sonra mum kapanışından sonra hedef seviyeleri belirlenir. Hedef seviyeleri de aslında daha önce bu boyun çizgisi dediğimiz, yani ilk tepe oluştuktan sonra düşüş gerçekleşiyor ve bir boyun çizgisini oluşturacak bir aslında bölge yaratıyor ve ikinci tepeyi de oluşturarak ilk hedef bölgemiz aslında buradan gelen tepkiyle, ikinci fraktal bölgesinden gelen tepkiyle birlikte bizim artık ilk hedef bölgemiz belirlenmiş oluyor. İkinci hedef bölgesi de aynı şekilde aslında tepe ile boyun çizgisi arasındaki yükseklik kadar aslında bizim hedef bölgemiz olmuş oluyor. Hedef 2 bölgesi de saptanmış oluyor. Tüm formasyonlarda olduğu gibi aslında formasyonun çalışmasını sağlayan, destekleyen verilerin de olması önemli olacaktır. Burada teyit için mesela örnek RSI indikatöründen teyit aldık. Buradan geçen bir arz bölgesi, direnç bölgesi var mı? Bunlara da bakmak gerekecektir. Burada da ilk örnekte gördüğümüz gibi lux örneği var. Yükselen bir trendim var ve yükselen trendten sonra burada da gördüğümüz gibi iki tane tepe oluşuyor. Burada da gördüğümüz gibi ilk tepe oluştuktan sonra ikinci tepe oluşuyor. Üzerinde herhangi bir mum kapatması yok. Bölge içerisinde, yani bölge altında aslında kalmış görüyoruz ve burada düşüşle birlikte RSI'daki teyidi de görerek buradaki ilk hedef bölgemize gelmiş oluyor. İkinci hedef bölgesi de ne olmuş oluyor? Buradaki boyun çizgisine kadar olan bölgenin H yüksekliği kadar benim aslında hedef ikinci bölgem olmuş oluyor. Burada formasyonun çalıştığını güzel bir şekilde görüyoruz. İkinci örneğe geçtiğimizde de, ikinci örneğimizde de bir çalışmayan örnek var. İkili tepe formasyonunda örnek olarak. Burada evet, teyidimiz gerçekleşmiş. RSI indikatörü ve fiyata baktığımızda ilk tepemiz gerçekleşmiş ve bu boyun çizgisini oluşturacak seviyeye düşerek tekrardan bu bölgeden tepki alarak ikinci hedef bölgemize de gelmiş ve ikinci tepemizi oluşturmuş. Herhangi bir üzerinde, bölge üzerinde bir mum kapanışı görünmüyor. Fakat burada RSI indikatörüne baktığımızda aşırı satış bölümünde, yani buradan bir tepki alışı
olabileceği görülmekte. O yüzden tüm formasyonlarda tüm verilere bakmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de RSI. RSI tarafına baktığımızda aşırı alış satış bölgesinde buradan bir tepki geleceği, daha boyun çizgisini geçmeden evet ilk hedef gelmiş ama ikinci hedef gelmeden bu bölgeden tepki alarak yukarıya doğru yükselişini gerçekleştirmiş. Burada formasyonunda çalışmadığını görebilmekteyiz. Eğitim videolarında kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.